Merhabalar, ben ellerinizi açmanızı isteyeceğim, ellerinize bakmanızı isteyeceğim, özellikle parmak uçlarınıza bakmak isteye bakmanızı isteyeceğim. Parmak izimiz ne kadar eşsiz değil mi? Ne kadar bizi anlatıyor, ne kadar farklı, hatta kimliğimizi ortaya koyacak kadar bize, sağlığımızın ne kadar farklı olduğunu hatırlatacak kadar farklı. Parmak izlerimiz bizim e, o kadar farklı ki tek yumurta ikizimizin bile birbirinden farklıdır. Aynı sağlığımız gibi. Sağlıkta da, sağlık okur yazarlığında da aslında bu farklılığımızın farkına varmamızı sağlayacak. Şimdi sizlerle bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzda Sherlock Holmes olacağız. Aynı onun gibi pardesümüzü giyeceğiz, şapkamızı takacağız ve elimize merceğimizi alacağız. Merceğimizi aldığımızda da haberleri büyüteç içerisinde inceleyeceğiz. Büyüteçin altına aldığımızda elimizde bir harita olacak. Bu haritada belli duraklara uğrayacağız ve bu duraklardan ipuçları toplayacağız. İpuçlarını toplarken özellikle bazı noktalara dikkat edeceğiz. Çünkü bazı duraklarda farklı anahtarlar alacağız yanımıza. Nasıl? Parmak izimizi arayacağız çünkü. Ve daha sağlıklı yaşayabilmek için ne yapmamız gerektiğini anlayacağız. Şimdi ilk olarak Başlıklar durağına uğrayacağız. Başlıklar durağında hep karşımıza çıkan her derde deva ölüm dışında her şeye iyi gelen haber başlıklarıyla çok karşılaşırız. Ve bu başlıklarla karşılaştığımız zaman da genellikle böyle etkileniriz. Gerçekten böyle mi diye. Ama sonrasında bir bakıyoruz. Her sene başka bir başlık ve her sene başka bir ürün bize her derde deva şeklinde lanse ediliyor. Bunun arkasında ticari bir kaygı var mı acaba diye düşüneceğiz ve buradan alacağımız ilk anahtar bu olacak. Bu tip ürünlerle karşılaştığımızda sadece o ürünü yesek sağlıklı olabilir miyiz diye düşüneceğiz. Çünkü tek bir ürünü yersek sağlıklı olmaktan öte sağlığımızı kaybederiz. Bunun dışında uğrayacağımız başka bir duraksa, başka bir başlıksa mutfağımızda evimizde kullandığımız, yemeğimizi yaparken özellikle tercih ettiğimiz mutfağımızdaki ürünleri karıştırıp Yüzümüze sürmemiz, saçımızda kullanmamızla ilgili çok farklı e, haber başlıklarıyla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili e, yani çok acı bir şey oldu aslında. Bir arkadaşımın başına gelen bir olayı söylemek istiyorum. Mutfaktaki ürünleri karıştırıp saçına sürmekle ilgili bir gazete yazısı okumuş, sonra bunları karıştırdı, e, yüzüne sürdü. Amacı siyah noktalardan kurtulmaktı yaptığı karışım kimyasal bir hal alınca yüzünde beyaz kimyasal yanıklara neden oldu. Sonrasında cilt doktoruna gitti ve şu an çok ağır tedaviler görüyor çünkü o cilt lekeleri geçmiyor. O yüzden cilt yanmasına neden olabilecek bu tip genel geçer tavsiyelere dikkat etmek gerekiyor ve onları uygulamamak gerekiyor. Çünkü bizim parmak izimiz gibi bizim yapımız farklıdır. Ve mutfağımızda kullandığımız ürünleri mümkünse yemek yapmak için kullanalım. Ancak bunu yaparken de bu detoks kamplarıyla işte üzerimdeki bütün toksinleri atacağım ve bunlardan kurtulduğum zaman daha kolay kilo vereceğim şeklindeki algıdan da kurtulmak gerekiyor. Çünkü başka bir arkadaşımın başına gelen bir olaydaysa detoks kampına gitti ve orada dedi ki çok güzel şeyler öğrendim ve bana çok farklı şeyler uygulandı ve bundan çok faydalandım. Devamında bir süre geçti. Ardından saçlarında dökülmeler başladı. Dökülmeler ilerledikçe bir doktora gitmesi gerektiğinin farkına vardı. Doktora gittiğinde tetkikler yapıldı. Demir depolarının boşaldığını öğrendi. Bu da onun çok ağır bir tedavi sürecine başlaması gerektiğinin ilk adımı olduğunu öğrendi. Çünkü şu an hem psikolojik olarak çok yıpranmış durumda hem de ağır demir depolarının doldurulması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tedavi görüyor. O yüzden bu tip durumlarla karşılaştığımızda temkinli olmak gerekiyor. Özellikle detoks denildiğinde kimin tarafından nasıl önerildiğini bilmeden yapılan bu tip şeylerden uzak durmak gerekiyor. Ve bunun bir de modası var. Bir arada Sirke modası vardı. E, aç karnına sirke içen başka bir arkadaşım mide kanaması geçirdi ve midesiyle ilgili şu an ilaç kullanmak durumunda kaldı. Eğer zayıflamak istiyorsak uzmanlara başvurmamız gerekiyor. E, doğal bitkisel adı altında zayıflama ilaçları veriliyor. Zayıflama ilaçlarının içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ve bilmediğimiz için de bunlara doğal bitkisel kelimelerini duyduğumuz anda güveniyoruz ve onları alıp kullanıyoruz. Ve birçok insan bundan dolayı hayatını kaybedebiliyor. O yüzden bazı bu tip ürünler gördüğümüzde mutlaka bunların arkasında acaba ticari bir kaygı var mı diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu tip ürünlerde bizim algılarımızla oynanıyor. Algı yanılmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Algı yanılması ne derseniz şöyle kısaca söyleyebileceğim bir şey. David Copperfield'ı biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir ilizyonist ve kendisi o kadar başarılı çalışmalar yaparken şunu söylüyor. İnsanları sadece görmelerini istediğim bir noktaya odaklanmalarını sağlıyorum. Ve onların odaklanmalarını başardığım zaman arkada farklı bir mekanizma oluyor. Ve bu mekanizmayı görmelerini istemiyorum. Sadece benim istediğim yeri görmelerini sağlıyorum. Ancak arkadaki mekanizmada aslında olayın sihri yatıyor diyor. O yüzden algılarımızla yönetilmek, oynanmak, oynanması yerine biz algılarımızı kontrol ettiğimiz zaman hayatımızı kontrol altına alırız. Doğal, bitkisel ya da güvenilir gibi kelimelerin arkasına saklanan bazı ürünlerden kendimizi korumamız gerekiyor. Buna mesela ee, mucize kelimesini de ekleyebiliriz çünkü elimizde bir sihirli değnek olsa ya da bir iksir olsa ve o iksiri versek bütün hastalıklarımızdan kurtulsak ya da daha sağlıklı yaşayabilsek değil mi? Ama böyle bir iksirimiz yok ve böyle bir mucize de maalesef mümkün değil. O yüzden bu tip haberler gördüğümüzde algılarımızla oynanmasına engel olmamız gerekiyor. Çünkü algılarımızla oynanırken çok farklı kelimeler kullanılıyor. Bizler sırlara meraklıyızdır ee, ve o sırları çözüp şifreleri bulmayı çok isteriz. Ve beynin şifresi çözülüyor gibi başlıklarla verilen haberlerde genellikle böyle inanırız. Ee, gerçekten çözüldü mü deriz. Oysa o haberin kaynağında asıl anlatılan şey şudur. Bilim insanları bir araştırma yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda beynimizle ilgili belki küçücük bir parçasıyla ilgili bir veri elde etmişlerdir. Ancak gazeteci buna der ki bunu ben bu şekilde yazarsam çok fazla okunmaz. Ama beyne şifreleri çözüldü dersem kesinlikle okunur. Öyle olunca da biz hemen böyle bir başlık gördüğümüzde gerçekten bu, bunun kaynağı nedir diye mutlaka bakmamız gerekiyor. Mesela gazetecilerin e, gönülden Nobel ödülü verdiği bazı bilimsel çalışmalar vardır. Nobel'e şey, Nobel alacak ya da Nobel'e aday bilimsel çalışma diyebiliyorlar bazı haberlerde de. Oysa geçtiğimiz sene çok böyle gurur duyduğumuz bir bilim insanı vardı Aziz Sancar. Gerçekten bu tip çalışma yapılırsa Nobel alacaktır zaten. O yüzden bu tip dikkat çekici başlıklardan kendimizi korumamız gerekiyor. Bir de doktorları şaşırtan, bilim insanlarını şaşırtan çalışmalar diye de haberler yapılıyor. Bir bilimsel çalışma ile ilgili haber yapılacaktır ve işte doktorları şaşırtan çalışma diye verirler. Doktorlar her gün çok farklı vakalarla karşılaşırlar ve bu vakaları göre 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 alışırlar. Eğer gerçekten ilginç bir vakaysa, dünyada ilk tekse bu tıp literatürüne girecektir. Bilimsel bir dergide yayınlanacaktır ve tıp kongrelerinde sunulacaktır. O yüzden bu tip bir haberle karşılaşırsanız haberin içerisinde mutlaka nerede yayınlandığına bakın. Yoksa doktorların şaşırtacağı kadar haberler inanın her gün karşılaşılmıyor. Şimdi biz dedektif olduk. Sherlock Holmes gibi elimizde bir harita var. İlk durağımız başlıklardı. Şimdi ikinci duraktayız. Bu duraktaysa duygu yönetimine uğrayacağız. Duygu yönetimi gerçekten çok önemli. Çünkü bize haberler genellikle hikaye şeklinde anlatılır. Bir hikaye olduğunda da biz duygularımızın seline kapılırız. Bununla ilgili Sherlock Holmes'e Doktor Watson bir gün soru soruyor. Diyor ki: "Sen olayları nasıl çözebiliyorsun bu şekilde?" diyor. Yani Nasıl etkilenmiyorsun, diyor. Sherlock Holmes diyor ki, bir gün çok güzel bir kadın gördüm. Çok da masumdu. Ve o kadar güzel bir insanın, o kadar güzel bir kadının suç işleyebileceğini düşünemedim. Ve o kadının 8 tane cinayetten sorumlu olduğunu ve bir katil olduğunu, seri katil olduğunu öğrendiğimde hata yaptığımı anladım. Sonra başka bir vakayla karşılaştım. Çok çirkin, itici... Kesinlikle bu katildir dediğim bir adamın aslında masum olduğunu öğrendim ve şehirdeki fakirlere ne kadar destek olup yardım ettiğini öğrendiğimde duygularımın beni yanlış yönlendirdiğini anladım diyor. Ve o günden sonra baktığım her olayda duygularımdan kurtularak, duygularımdan arınarak olayları ele almam gerektiğini anladım diyor. Sizler haberlerde bir çocuğun hikayesi, bir kadının hikayesi ya da bir yaşlının hikayesi özellikle acı duyularak, böyle acitasyon yapılarak verildiğinde hemen aklınıza ben bir frene basayım, bu olayın arkasında acaba ne gizli diye düşünmenizi öneririm. Çünkü orada aslında arka planda çok farklı bir olay oluyor olabilir. Ancak bize daha farklı şekilde ele alarak anlatıyor olabilirler. Sonra Başka bir durağa uğrayacağız. Bu durak Uzmanlar Durağı. Bu karikatürü okumanızı rica edeceğim. Şimdi uzmanlarla ilgili şöyle bir kargaşa oluyor. Diyorlar ki ben nereden bileceğim hangi uzmanın ne olduğunu? Bunu çok basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Bir gün televizyonda edebiyat öğretmeni çıkıyor ve fizik dersiyle ilgili bilgiler veriyor. Ne kadar inanırsınız? Bir edebiyat öğretmeni fizikle ilgili bilgi verebilir mi? Evet öğretmen ama biri edebiyat, biri fizik öğretmeni. Sağlık da aynı bu şekildedir aslında. Bir genel cerrahi uzmanı çıkıp kalp sağlığıyla ilgili bilgi vermemelidir. Çünkü kalp sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili kardiyologlar bu konuda eğitim almışlardır. O yüzden televizyona çıkan bir uzman konuşuyorsa o kişinin mutlaka CV'sini araştırmak gerekiyor ve o kişi gerçekten o alanda eğitim alıp almamış mı bakmak gerekiyor. Ee, özellikle de o konuda bilimsel çalışma yaptıysa çok daha güvenilir ol, olduğunu olabileceğini gösteriyordur. O yüzden bu konu çok önemli çünkü e, maalesef sağlık eşittir reklam olayına da girmeye başladı çünkü bazı uzmanlar ya da uzman olduğunu iddia eden kişiler sağlıkla ilgili televizyona çıkabilmek, gazetede yer alabilmek için belli ücretler ödüyorlar. Yani o, o kişinin televizyona ücret ödeyerek çıkıp çıkmadığını bilemezsiniz. Onun için de sizin kendi hayatınızın önlemini alabilmek için, daha mantıklı davranabilmek için mutlaka araştırmanız gerekiyor. O uzman gerçekten uzman mı değil mi diye bakmanız gerekiyor. Bir sonraki durağımız kaynaklar durağı. Bir haberle karşılaştığınız zaman özellikle de yabancı kaynaklardansa hemen bir güveniyoruz nedense. Yabancıysa doğrudur diye. Geçtiğimiz senelerde bir tane haberle karşılaştım. Zaytungu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle esprili e, haberlerle dalga geçiyorlar aslında gündemle genellikle ve esprili bir kaynak. Yurt dışından zaytunga benzer bir siteden haberi alıyorlar. Çevirmen arkadaş bilmediği için o sitenin ne olduğunu... Çeviriyor ve bu e, gerçek haber zannedilerek bizim resmi gazetelerimizde yani bildiğimiz gazetelerde yayınlanıyor haber gazetelerinde ve sosyal medyada gittikçe paylaşım oranları artıyor. Arttıkça dikkatimizi çekti bazı arkadaşlarla haberin kaynağına baktığımızda Zaytuk benzeri bir siteden olduğunu öğrendik ve sonrasında gazeteyi uyardık. O yüzden mutlaka haberlerin kaynağına bakmak gerekiyor. Neyin nerede ne zaman olabileceğini tahmin edemeyebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir yazı hazırladım. Cahil cesareti ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Ve onunla ilgili bir yazı hazırlıyordum. Bu çalışmayı yapan psikologların Nobel ödülü aldığı yazıyor Türkçe kaynaklarda. Nobel'in kendi resmi sitesine bakıyorum. O tarihte başkaları almış. Araştırdım, araştırdım. Sonunda bir baktım. Yabancı kaynaklarda Nobel'in önünde IG yazıyor. Aygi Nobel ödülü almış diye yazıyor. Aygi Nobel nedir ki diye baktığımda aynı oda Zaytung gibi Nobel'in esprili halde sunulan her sene verilen bir ödül olduğunu öğrendim. Ancak Türkçe kaynaklarda başındaki Aygi'yi attıkları için Nobel olarak ver, veriyorlar. Aygi Nobel ödüllerinde bir yumurtanın üzerinde tavuk e, şeklinde bir heykelcik veriliyor ve bu çalışma Aygi Nobel ödülü almış. O yüzden kaynakları gerçekten çok da dikkatli şekilde incelemek ve irdelemek gerekiyor. Bir de çok önemli nokta kaynaklarda gazetecileri tanımak gerekiyor. Hangi gazeteci nasıl haber çalışır? Nelere dikkat eder? Haberleri okurken hangi gazeteci yaptıysa ona göre bakış açısını, açınızı da geliştirebilirsiniz. Çünkü sağlık haberciliğinde, sağlık haberlerinde bir uzmanlaşma olmadığı için sizin yapacağınız bu çalışmalar ve bu geri bildirimler sayesinde medyada bir belli bir bilinç de oluşacaktır. Yani medyanın daha da gelişmesini sağlayacaksınızdır. Uğrayacağımız diğer bir durak hastalık yoktur, hasta vardır. Bu durakta ise aslında tedavinin kişiye özel olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani gazetelerde, televizyonda bazen açıklama duyarsınız. İşte şu hastalığı olanlar şu ürünleri yesinler. Bu hastalığı olanlar ilaçlarını bıraksınlar gibi genel geçer açıklamalar yapılır. Oysa bu açıklamalar çok tehlikeli ve çok risklidir. Çünkü sizin tedavi sürecinizde sizinle aynı hastalığı yaşayan kişiler aynı ilaçları almazlar. Aynı tedaviyi görmezler. Çünkü sizin metabolizmanız farklıdır ve doktorunuz size uygun tedaviyi veriyordur. O yüzden genel geçer reçetelerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Şimdi e, biz bu yolculuğumuz boyunca haritamızda birçok duraklara uğradık. O durakları bir hatırlayalım isterseniz. İlk olarak başlıklara baktık. Başlıkların devamında e, uzmanlarımıza baktık duygularımızdan arınmamız gerektiğini anladık. Gazetecileri tanımamız gerektiğini anladık. Haber kaynaklarına dikkat etmemiz gerektiğinin farkına vardık. Devamında genel geçer reçetelerden uzak durmamız gerektiğini ve bilimsel kanıtlara bakmamız gerektiğinin farkına vardık. Şimdi Bizim hayattaki en değerli varlığımız sağlığımız ve sağlığımızı kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybediyoruz aslında. O yüzden bu tip yanlış algılardan kurtulmak için benim bütün çalışma hayatım boyunca hedeflediğim ve insanların da bunları öğrenerek hayatına uygulamasını istediğim şey objektif, güvenilir ve doğru haberlerin, doğru sağlık haberlerinin olması. O yüzden benim dileğim sağlıklı bir gelecek için sağlıklı haberlerin yapılması. Çok teşekkür ediyorum.